Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran Pazartesi İngiltere Wolverhampton'dayız. Wolverhampton'da 7 koşulu programın ilki 16.10'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum sizlere. Tüm yarışlar sentetik pistte koşulacak Wolverhampton'da. Birinci koşu ile yedili plase ve birinci üçlü ganyanda başlamış olacak. 2450 metre mesafeli dişlere ait handikap koşuda 9 safkan mücadele verecek. Önceliğim 65 kilo da olsa bir numaralı Star Angel olacak Adam Kirby ile, ki Adam Kirby sadece Boat için gidiyor ya. Emo Rising'in çok iyi sevdiğim bir ekürünün atı. Birinciliği var, o da bu pist ve mesafede bugün içinde bir numara favorim. Sonra 800 numaralı Prosecco Harley Turner'la ikinci tercihime yazdım. 7 numaralı Woodhoo ve 9 numaralı Fox Flam yine şanslı olabilecek safkanlar. Birinci koşudaki sıralamam 1, 8, 7 ve 9. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak İngiltere'de saat 16.40'ta. 1440 metre mesafeli maiden koşuda 10 safkan ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada da 3 tay değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 319 gün arası olsa da 4 numaralı Talis Evolver benim favorim burada. Geçen yıl koştuğu koşuda üçüncülükte kalmıştı. Rhea Hanlon'un antrenörlüğü tay 4 numara favorim. Rakipleri 6 numaralı Lady of Anjou PJ McDonald'la 2 sefer çim pist koşmuştu. Bugün için kumda yine kazanmaya yakın. Son olarak da Ben Robinson idaresinde ilk kez koşacak olan 5 numaralı Val Dolobo Dancer şablonuma yazdığım son time sıralamamda 4, 6 ve 5 birinci ayak için. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde iki yaşlı İngiliz taylarına mahsus 1440 metre mesafeli şartlı koşuda 7 tayı izleyeceğiz. Zor koşan 3 safkan var. Özellikle ikisi 5 ve 7 iyi performans sergilediler. Ben burada 7 tayın 4'ünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlk olarak ilk kez koşacak Cracksman temsilcisi 1 numaralı Schiffman. Holy Doyle'a favorim 1, rakiplerinden bir adımda önde tutuyorum 1 numarayı. Sonra 6 numaralı Belle Storm, o da ilk kez koşacak olsa da ikinci tercihime yazdım, iyi bir ekürünün tayı. 5 numaralı Etihad Real PJ McDonald'la üçüncü tercihimce öneriyorum. Koştuğu iki koşuda 1200 metre mesafeli çim koşu. Bugün kum pistte yine şanslı olacaktır. Son olarak da 7 numaralı Persian Phoenix. Onu da muhakkak yazalım derim. Üçüncü koşudaki sıralamam 1, 6, 5 ve 7 oldu arkadaşlar. Dördüncü koşu 1740 metre mesafeli handikap koşu, 3 yaşta İngiliz taylarına mahsus, 12 tay yarışa kayıtlı. Burada tek olarak önereceğim tay 4 numaralı Kings Kod olacak. Şu ana kadar 5 kez koştu ve 5'ini de çim pistte koştu. Bugün ilk kez kum pistte çıkacak ve baktığımda ekürünün atlarını kum pistte daha başarılı. Yani kazanma oranı çim pistte %10'lardayken kum pistte %15, %16 kazanma oranı var ekürünün. Kırmızı beyaz forma. Dolayısıyla kumda da daha iyi koşacağını, son yarışında olduğu gibi kazanabileceğini düşünüyorum. 4 numara tek diyorum. Yanına at yazmak isteyenlere 2, 6 ve 3 notlarımı aldığım taylar, hatta 8 ve 11'i de muhakkak bahislerinize yazın. Burada sıralı üçlü bahis ve beşli bahis var. Dediğim gibi özellikle 8 ve 11 yüksek ganyanla koşacak muhtemelen. Bahisinize yazın. Son ayakta da bir tekim var. Aslında ben şablonuma hepsi dedim ama son ayakta tek atarsanız söyleyeceğim atı. Burada 4'ün yanına 2, 6, 3'ü yazmanızı öneririm. Benim şablonumda 4 tek 4. koşuda. 5. koşuya geldiğimizde 1900 metre mesafeli handikap koşu. Sürprize açık bir yarış burası bana göre. Burada 5 atla geçmeye çalışacağım.
Bunların ilki Robert Havlin idaresindeki 2 numaralı Give a Little Back olacak. Sonra 3 numaralı Pavlador. Ki 2 numaraya baktığımızda daha önceki koşularında bu pist ve mesafede 3 kez koştu. Bir birincilik, 2 de plase yaptı. Onu da söyledikten sonra 3 numara 2'nin ilk rakibi. 8 numara Strategic Fortune, ki burada 8, 9 ve 10 numaralı atlar 5'er kilo apranti indirimiyle yarışa katılıyor. 8 numarada bu pist ve mesafede oldukça iyi bir performansa sahip. 4 kez koştu, 3'ünü kazandı 8 numara. Sonra 9 numaralı Prens Ali ve 10 numaralı Distinction, yine şablonuma yazdığım atlar ki 10 numaranın apprentice'i de çok formda. Connor Palance %15'lerde kazanma oranı var apprenti olmasına rağmen. Muhakkak yazalım derim. Dolayısıyla 5. koşudaki sıralamam 2, 3, 8, 9 ve 10 oldu arkadaşlar. 6. koşuya geldiğimizde 1020 metre mesafeli bir sprint yarışı. Toplam 11 atı izleyeceğiz. Çıkan atlar tabi olabilir her zamanki gibi. Burada şablonuma tek bıraktığım at 11 yaşındaki 3 numaralı Your Cool olacak. 11 yaşında olsa da oldukça formda. Bugün için 111. yarışına çıkacak. Toplamda 16 birinciliği var. Bunların 9'u bu pist ve mesafede. 6'sı da bugünkü jokey ile kazandı. Yani koşu olarak, derece olarak baktığımızda aslında 2 numara özellikle oldukça iyi, hatta 3'ten daha iyi, ama 2'nin binicisinden dolayı pek de tercih etmedim. Yani düşük kazanma oranlı bir apranti ile koşacak 2 numara. Keza yine 9 numara, zaten bunlar plase at, 10 numara muhtemelen plase, belki favori de çıkar. Ben yine de 3 numaralı Your Cool'u şablonuma tek bıraktım. Zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. 6. koşuda 3 numara için tek diyorum. İngiltere Wolverhampton'da son koşu 19.20'de başlıyor. 2820 metre mesafeli handikap koşu. Buradaki atların performansına baktığımda oldukça zorlu geldi bana. 1 numara 220 gündür koşmuyor. 2 numara da yaklaşık 2 aydır koşmuyor. Burada dolayısıyla bir ayrıma gitmedim. Ama 1 numaralı Stone King, PJ McDonald'da rakiplerinden biraz önde tutuyorum. Orijin olarak uzun mesafeye yatkın. Yani kilosu ağır olsa da üstünde de en iyi binici var. İşte aşağıda da Holydoy var. Keza Mark Wynn çok iyi bir apranti, kazanma oranı yüksek apprentilerden biri. Dolayısıyla ben şablonda burayı hepsi yaptım. Sıralamam 1, 4, 5, 6, 2 ve 3 olsa da hepsi dedim. Daha önce de söylediğim gibi 4. koşuda eğer 4'ü tek atarsanız burada aş yaparsınız. Veya burada 1'i tek atıp 4. koşuda 4 numarayı ben tek bırakmıştım. Onun yanına 2, 6, 3, 8 ve 11'i yazıp da öyle de bir kurgu yapılabilir arkadaşlar. Tercih sizlerin tabii ki. Benim şablonumda 4. koşu 3. ayakta 4 tek, 5. ayakta da 3 tek, o şekilde hazırladım. Hepinize tekrardan bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.